Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Şunu net görüyorum. İlk geldiğimizde, seçildiğimizde burada AK Parti sıraları %50 de olsa dolu olurdu. Artık demek ki kendi bütçelerine bile sahip çıkamıyorlar ki burada 3 kişiyle bütçeyi idare ediyorlar. Pes diyorum. Evet, Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız burada. Sinop ilinde bir sel felaketi yaşadık, Ayancık ve Türkiye'li ilçelerimizde. Orada bir takım sözler verilmişti. Kendisi burada. Ama verilen sözlerin yapıldıysa gelin bir sefer daha bakın. Yaptığınız köprünün ışıklarını bile yapamadınız. Yazıklar olsun. Evet. Geldiniz oraya. Çangal yoluna bürokratlarınız her şey bitti demişti. Her şey yolunda demişti. Biz de anlatmıştık size, samimiyetinize inanmıştık. 2022 yılında Çangal yolunu bitiriyorum dediniz. Nerede sözün? Yok. Yaptığınız köprünün ışıklarını, ıslah çalışmalarını yapamadınız. Orada köprü, 20 tane köyü birbirine bağlayan, merkeze getiren köprü yıkık durumda. Fındıklı köyünde, Ayancık'ta vatandaş traktörle o derelerden geçiyor. Öyle dediğiniz gibi kolay değil bu işler Sayın Bakan. Evet. Ben biliyorum kimin keyif yaptığını. Bu çok söz verdiniz ama maalesef hiçbirini yapmadınız. Sizi buradan tekrar görevinize davet ediyorum. Limanları sattınız Türkiye'de be. Özelleştirme adı altında en stratejik limanlarımızı gidip sermayesi yurt dışına bağlı kaynaklara sattınız. Daha ne yapacaksınız ki? Bakın, Sinop'ta bazı ilçelerimizde baz istasyonları çalışmıyor arkadaşlar. Millet birbiriyle telefonla konuşamıyor. Adam denizde boğuluyor, doktora ulaşamıyor ya. Bir de orada bir laf söylüyorsunuz. Bir de söz verdiniz bu kadrolu işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili. Ne oldu sözünüz? O da yok. Hayret doğrusu ya. Evet, 28 tane denize kıyısı olan ili gezdik, biliyorsunuz hepiniz. Bu 28 tane ilde limanları dolaştık, balıkçılarımızın ve su ürünleri sektörünün sorunlarını sahada tespit ettik. Balıkçılarımız çok dertli Sayın Tarım ve Orman Bakanım. Mazot fiyatlarından balıkçılar denize açılamaz oldu. Açılan da tuttuğu balıkla mazot fiyatını karşılayamaz oldu. Şu sorunları el birliğiyle çözelim dedik ama bir adım yol kat edemedik. Sıkıntılı günler bekliyor. Üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkede, dört tane denizi olan, iç suları olan bir ülkede dünyanın en güzel balığını da üretiriz, en güzel ihracatını da yaparız. Ama biz sadece ihracatçı üreticilere verdik. Üreticilerimizin de sorunları var. Şu ülkede sorunu olmayan bir kesim yok. Balıkçılarımızın da meslek yasası bile yok, ismi bile yok. Bunu da anlattık size. Bakın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın baktığı balıkçılığa şu anda 7 tane bakanlık el uzatmış durumda. Çevre Bakanlığı'ndan tutun Sağlık Bakanlığı'ndan maliyesine. Lütfen rica ediyorum, şu balıkçılarımıza sahip çıkın. Bir dahaki sene ne balıkçı bulabileceksiniz ne denizlerde balık bulabileceksiniz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şu Millet İttifakı'yla gurur duymamak elde değil. Millet sizi dal gördü. Bir el uzatılacak dal gördü. O milletin umutlarını yıktınız. O dalı kırdınız. Bırakın dalı, ağacı kökünden kestiniz. Ama ne mutlu ki Millet İttifakı dimdik ayakta. İnanmışlık var. 24 saat çalışan genel başkanımız var. Milletvekillerimiz var. Vatandaşı, halkı için gecesini gündüzüne katan, şu seçim gelse de bir an önce iktidar olup şu ülkenin sorunlarını çözelim diyen bir Millet İttifakı var. Çok yakın, çok yakın. Her zaman söylüyorum, gidiyorsunuz, zaten gitmişsiniz, yoksunuz. 4 kişiyle burada bütçeyi izliyorsunuz. Bu iş artık seçimde sandıkta bitecek. Vatandaş da kararını verdi. Vatandaşların umudunun çalmanın hesabını
Vatandaş sandıkta size bu faturayı ödetecek. Hepinizi saygıyla, sevgiyle tekrar selamlıyorum.